Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili yay burçları. Bakalım gündemimizde neler var, neler bekliyor bizi. Öncelikle yay burçları, sanki beklediğiniz haber bugünlerde böyle gelmemiş. Bir engel ya da vazgeçtiniz, beklemekten de olabilir. Bir an, birkaç gündür böyle hayatımızda İşte bu olsa ya da işte hayatınla ilgili şöyle bir dönüştürmek istediğim ya da bir iş başvurusu da olabilir bu. Ya da işle ilgili olabilir ya da ilişki ya da şu an sizin zihninizi ne meşgul ediyorsa burayla ilgili beklediğiniz haberin şu an geciktiğini görüyorum. Yani burayla ilgili biraz böyle kendinizi salmışsınız. Ne olacak dediğiniz bir nokta olmuş aslında. 4-5 gün sonra hayatınızla ilgili maddi anlamda iyi bir gelişme olacak. İyi bir fırsat olabilir, iyi bir teklif olabilir. Hiç düşünmediğiniz bir noktada geliyor bu sizin. Bu çok iyi bir fırsat olacak. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Sonrası için aslında kalıcı ve uzun vadeli olacak hayatınızla ilgili. Ve 2, 4, 5, 6 ya da 7 gün sonra aşkla ilgili hak ettiğiniz ne varsa sevgili yay burçları alıyorsunuz. Ya burada yeni bir ilişki ya da kopuk bir ilişkiniz varsa tekrardan aşkın alevlenmesi. Evet, burada güzel, harika bir şey var ama en önemlisi artık sizin için burada adalet. Yani hak ettiğin ne varsa bu ilişkiyle ilgili burayı da almaya başlayacağınız bir süreç olacak. Ya da belki ilk başta beklediğiniz haber gelmedi. Bunun hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz, gecikmiş olabilir. İşte belki buranın ilgili artık 4-5 gün sonra gelmesi de olası gözüküyor. Bakalım şu an beni dinleyenlerin zihninde neler var, neler düşünüyorsunuz? Hangi enerji alanındasınız? Bakalım sevgili yay burçları. Yay burçları, şu an hayatınızda aslında ani bir yıkım, ani bir olay olmuş. Kuleyle açtım. Yani kuleyi biliyorsunuzdur artık. Hani aniden bir olayın gelmesi, aniden bir an tepe taklak oluşması, hiç beklemediğiniz bir şekilde burada üçüncü kişiler olabilir ya da dış etkenler olabilir, şeytan çıktı. Yani hayatınızda böyle hiç beklemediğin bir olayla karşınıza gelmiş. Ve çok ilginç yay burçları. Evet, başkası olsa belki bu olayla savaşamazdı. Ve sizin gibi bu şekilde dengede kalamazdı. Yaşadığınız her neyse inanılmaz derecede dengede atlatmışsınız. Belki bilgiliğinizle, içgüdülerinizle, tecrübenizle, aklınızla denge sağlamışsınız. Peki hayatınızda diyelim ki ne olacak bundan sonra? Ne oluyor? Of, çok güzel şeyler çıktı. En son yıldız kartı geldi sevgili yay burçları. Duygusal, büyük bir ihtimalle burada kalp enerjisi olmuş sizin için, dengelendiğiniz, bir anda yaşadığınız bu duyguyla ilgili. Şu an burayla ilgili aslında kendini gösteren bir enerji göreceksiniz. Belki ne kadar denge sağlamış olursanız olun, o kadar kendinize bağımlı hissetmişsiniz ki bir adım bile atasınız gelmemiş aslında. Yani her şey dışarıdan, evet güçlüyüm, dengeliyim ama iç dünyanızda hiçbir şey yapmadığınız bir süreç olmuş. Karşı taraftan artık istediğiniz her neyse burayla ilgili, hedefleriniz neyse, evet burada bir başarı kazanıyorsunuz. Yaşadığınız her şey aslında sizin için mucizevi diyebilirim. Gerçek oluyor, şifa geliyor. Yani hayatınızda işte
ne istiyorum dediğinizde işte o mudur? Evet, bu şu anın enerjisiyle hayatınızda çok güzel bir gelişme olacak. Yaşadığınız her neyse aslında ödülünü almaya başladığınız bir sürece de giriyorsunuz. Ve şanslı oluyorsunuz bu konuyla ilgili. Rüyaların gerçek oluyor sevgili yay burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda görüşelim. Yazın, merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları, Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım yakın zamanda hayatınızda neler olur ya da şu an düşüncenizde ne var? Şu anın enerjisiyle aslında biraz karmaşık veya bazen böyle boş verirsiniz ya hayatı. Yani ne olacaksa olsun. Belki şu an daha böyle kendinizi karamsal hissettiğiniz, dengeyi bulamadığınız bir süreç olabilir. Ya da hiçbir şey sizi şu an mutlu etmeyebilir. Birçok şeyi sorguladığınız ve sorguladığınız zamanda da kendinize böyle yöneldiğiniz, yalnız hissettiğiniz de olabilir. Ya da bu yalnızlığı siz de seçmiş olabilirsiniz. Hayatımızda bazen böyle dönemler olur. Bir şeyleri sorgularız, mutlu olamayız. Neden, niçin işte kaygılarını yaşarız ya da birçok şey yapmışsınızdır. Belki orada hak ettiğinizi alamadığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Nedir? İlişki anlamında bir şeyler veriyorsunuzdur. Hala verdiğiniz kadar almıyorsunuzdur. Ya da iş hayatınızda çok yoğun çalışıyorsunuzdur. İnanılmaz verimlisinizdir. Yine aynı şekilde. Demek ki burada ne var? Denge. Dengeyi sağlamanız gerekiyor hayatınızda. Çok fazla verdiğiniz zaman çok gelecek diye bir nokta oluşmuyor hayatımızda maalesef ki. Ne kadar biz aldığımız kadar verdiğimiz zaman işte orada bir denge oluşuyor. Yani yin yang, gece gündüz, evrenin sistemi bu şekilde. Biz biraz ya eksik ya da fazla yaptığımız zaman bir anda her şey düzen bozulmaya başlıyor hayatımızla ilgili. Belki bunun karmaşasını yaşıyorsunuzdur. Belki bu dinlenme, içinize çekilme size çok iyi şeyler getirecek. Farkındalığınız artacak burayla ilgili belki. Ki büyük bir ihtimalle artıyor. Çünkü hayatınızda 4-5 gün sonra beklenmedik böyle, hiç düşünmediğiniz, sizi mutlu edecek bir gelişme olacak burada. Peki bu gelişme ne? Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Bu yaşadığınız şey ne olacak dediğimizde. Aslında evet, aydınlanıyorsunuz. Hani az önce dedim ya, bir şeyleri sorguluyorsunuz, nedir ne değildir diye. İlahi olan yolunuzu aydınlatacak. Yakın zamanda 4-5 gün sonra yaşayacağınız hiç ummadığınız şey aslında kupa ikilisi geldi. Ya işle ilgili hayatınızda yeni bir başlangıç ve başarıya imza atacaksınız. Ya da burada bir ilişki olabilir. Karşılıklı yüz yüze gelip sorunları çözebilirsiniz ya da yeni bir ilişki de olabilir. Ve aslında bu her neyse olacak şey çok uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve istediğiniz şey. Evet, ayağa kalkıyorsunuz. Şu an eğer oturup her şeye küsmüşseniz, mutsuzsanız ya da hiçbir şey görmek istemiyorsanız şu an bitiyor bu duygunuz. Geçici ve o dediğim gibi sorguladığınız bir süreçmiş. Ayağa kalktığınız ve kendinizin için aslında bir başlangıç yapıyorsunuz. Ve şu an atacağınız her adım önümüzdeki zamanlara kadar uzun bir vade olacak sizin için ve bunun gelişimi, gelişi de akışı da sizin için çok çok iyi olacak. İlk başta dediğim gibi belki hani o sorgulama süreci bizim için çok iyi olabiliyor. Peki bu ne dediğimizde, bakın yıldız kartı çıktı sevgili Oğlak burçları. Rüyalarınız gerçek oluyor. Yani ne istiyorsanız
şu an eksikliğini hissettiğiniz, şu an bir kendinize sorun. Gerçekten ne istiyorsun? Neyi eksik görüyorsun hayatında? İşte neyse o artık dolmaya başlıyor. Niyetin, dileğin, hayallerin gerçek olmaya başlıyor. Ve yıldız kartı yükseliş demektir. Her neyse, neyi düşünüyorsunuz? İşse işte yükselme, paraysa paranın akışı hayatınızda olacak. Burada bir ilişki ise, bitik bir ilişki veya düşündüğünüz, başlatmak istediğiniz bir ilişki ise burada şifalanma ya da aşk hayatınızda her şey yoluna gitmeye başlayacak sevgili oğlak burçları. Şöyle ben ne bilmeniz gerekiyor dediğimizde 3 tane kart seçeceğim sizin için. Evet diyor ki, duygularınızın hedeflerini engellemesine izin vermeyin. Her ne yaşandıysa yaşandı veya ne yaşıyorsanız artık buraya bırakın diyor, ilerleyin diyor. İlerledikçe göreceksin ki hayatında artık bir değişim başlıyor. Yani tüm çabaların sonuçlarını alacaksınız sevgili oğlak burçları. Çok güzel geldi kartlarınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda lütfen buluşalım. Şimdi hepiniz hoş geldiniz sevgili kova burçları. Bakalım gündemimizde neler var, yakın zamanda hayatımızda hangi enerjiler, nelerle karşılaşırız? İlk başta gündemimizde şu an böyle kalp olarak sevilip sevildiğinizi hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bu birkaç gündür belki daha yoğun hissedebilirsiniz bu duyguyu. Ki biliyorsunuz bu videoya ne zaman denk geldiyse anın enerjisine uyumlanıyorsunuz. Tek yapmanız gereken sadece niyet etmek. Bu kalp enerjisiyle bu günlerde kendinizi şanslı, değerli hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bakalım burada neler olmuş? Hayatınızda yeni bir başlangıç mı? Yoksa geçmiş ilişkiler mi? Buradaki kalp enerjinizde ne var? Kova burçlarında aslında yeni bir ilişkiden değil de geçmiş ilişkinizle, yani belki toksit olabilir, sınırlı iletişim kurmuş olabilirsiniz. Kopuk bir ilişki olabilir. Belki daha önce denemişsinizdir, yollarınız ayrılmıştır ya da küs olmuş olabilirsiniz de buranın artık başlangıç olarak başladığını, belli bir süre belki bununla ilgili kaygı ve korkularınız da oluşmuş olabilir. Karşı tarafın size sunduğu duygusal adım ve iletişimle tekrardan aynı dinamik enerjiye geldiğinizi gösteriyor sevgili kova burçları. Yedi gün sonra parayla ilgili bir dileğiniz oluyor. Bu böyle öncesinden düşündüğünüz, belki adım attığınız iş olabilir, beklentiniz olabilir. Burayla ilgili parasal anlamda dileğinizin gerçekleşeceğini gösteriyor kartlar. Kartlarımızı karıştıralım bakalım. Bir hafta içinde yakın olduğunuz biriyle de aranızda bir mesafe girebilir. Yakın bir arkadaşınız olabilir, aile olabilir, aileden biri olabilir ya da iş yerinden de olabilir. Böyle çok böyle bağ kurduğunuz, sevdiğiniz biriyle aranızda mesafe, soğukluk, belki öncesinden de başlamış da olabilir iletişimlerinizde. Bir bakalım burayla ne olmuş aranızda sizin? Burada sizle aranızda ikinizin ikilemde kaldığınız, denge sağlayamadığınız bir düşünce, bir fikir var. Ve bundan dolayı da aranızda böyle bir mesafe, bir uzaklaşma ya da bir sorguladığınız bir sürece de girmiş olabilirsiniz.
Kova burçlarına bakalım, yakın zamanda hangi enerjiler var hayatınızda? Bu para dileğinizle ilgili, geçmişle ilgili daha önceden başlattığınız bir konu olabilir. Burayla ilgili artık sonuçlandığını görüyorsunuz. Gerçekten de burası için çok fazla emek de vermişsiniz. Bu emeklerinizin artık karşılığını alacağınızı gösteren bir akış var sizin için. Bu kalp enerjisiyle ilgili bu kopukluk dediğim noktada şöyle bir şey olabilir. Burada üçüncü kişilerin aslında karşı tarafın enerjilerinde çıktı. Nedir? Daha önceden siz burayla ilgili bilmediğiniz bir olay vardır. Bir anda yüzleştiğiniz, yani arkanızdan saklanan ya da gizli kalan ya da bir olayla ani bir yüzleşme yaşamışsınız aslında bu kişiyle ilgili. Ve bu kişinin aslında baktığımızda evet üçüncü kişiyle bir arada olduğu, belki hane içinde bile bir yaşam sürdükleri gözüküyor burada. Sizin kafanızda aslında çok fazla soru işareti ve kaygılandığınız bir dönemde olmuş burayla ilgili. Ama artık daha güçlü ve ne istediğini bilen bir enerjiniz var. Daha kararlı olduğunuz bir süreçtesiniz burayla ilgili. Bakalım. Aslında ilk başta dediğim gibi şu an hani hissettiğiniz, sevildiğiniz ve buradaki insanla ilgili arada ne kopukluk varsa burada ya sizin ya onun çevresinde etki etmiş. Yani öyle bir nokta olmuş ki şu an tüm maskeler düşmüş aslında ikinizin etrafında. Yılan işte maskelemek ya da yanlış yönlendirme olabilir. Düşüncelerinizi karmaşık hale getirebilirler. Şu an baktığım zaman ikinizde de aslında birçok şey aşmışsınız. Eril ve dişil enerjinin artık tamamlandığını gösteriyor kartlar. Ve burayla ilgili güç ve sevgili kova burçları nar. Artık tüm gerçekler ortada. Belki boşuna bu kadar birbirinizi suçladınız ya da mesafe yaşadınız, anlam veremediğiniz tüm cevapları alacağınız bir noktadasınız. Ya aldınız ya alıyorsunuz ve hiçbir şey aslında düşündüğünüz gibi değil burada. Tamamen artık güçleniyorsunuz karşı tarafla beraber ve hayatınızda çoğalacak. Nar nedir? Çoğalmaktır. Bereket, bolluk, sevginin her anlamda güçlenip ve çoğalacağı bir sürece giriyorsunuz sevgili kova burçları. Enerji Otelcesi'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili balık burçları. Bakalım yakın zamanda hayatımızda neler olur, gündemimizde neler var, sınırlarınızı neler zorluyor. Balık burçlarında ben sizin için niyet ettim, kartlarımı açtım sizi bekletmemek adına. Öncelikle ikili ilişkilerde şu an kafanız biraz karışık. İkilemde kaldığınız bir süreçtesiniz. Buradaki en büyük etken aslında üçüncü kişiler olarak görünüyor. Buradaki üçüncü kişiler belki kafanızı karıştırıyor olabilir. Ne yapacağınızı bilmeyip ya da kuruntu ve kuşku duyduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiye yeni başlangıç oluşmuş ya da arada bir kopukluk olduktan sonra tekrar aranızda bir iletişim olmuş olabilir. Bir mesafe de girmiş olabilir burayla ilgili. Buradaki etken en çok üçüncü kişilerin etkeni gözüküyor. Kafa karışıklığı dediğim gibi. Bakalım burayla ilgili neler olacak sizin hayatınızda.
Öncelikle kartlarda şöyle, bir ay sonra bir değişim yaşayacaksınız. Bu değişim sizin için aslında yeni bir başlangıç olacak. Uzun süredir planladığınız ya da eyleme geçemediğiniz, beklentide olduğunuz her ne varsa bir buçuk aya yakın gibi bir süreç gözüküyor. Buradaki üçüncü kişilerin etkenlerini soralım. Evet. Belki ölüm kartı geldi. Burayla ilgili bitirmiş olabilirsiniz. Bitmiş olabilir. Tekrardan yeniden başlangıç da olabilir sizin hayatınızda. Tarot'un kartlarında da aynı şekilde ikilemde kaldığınızı ve sürekli içsel mahkemenizi yapıyorsunuz. Sürekli sorguluyorsunuz. Peki buradaki kafa karışıklığınız ne? Ona bir bakalım. Öncesinde aslında bu yaşadığınız duyguyla ilgili bir süreç, böyle kendinizi kapattığınız, mutsuz olduğunuz bir dönemdeymişsiniz. Kendinizi bitik ve yorgun hissettiğiniz bir döneminizden geçmiş. Şu an belki siz de hiç beklemediğiniz bir döngü de olabilir bu. Yani hayır bitti ya da hiç aklımda yoktu ki benim Eda. Yani bir anda oldu aslında, belki nedir o ruh halinizi de alışmış ya da kabul etmiş olabilirsiniz. Alışmak demeyelim de kabul etmiş olabilirsiniz. Bir anda tekrardan sağlam bir başlangıç da geliyor burası. Bir iletişim olmuş olabilir. Bu iletişimle birçok şey aslında kafanızdaki soru işaretleri de çözülmüş. Aydınlandığınız bir noktadasınız. Belki buradaki daha önce yaşadığınız bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınız da sizi tetikliyor olabilir. Peki burası samimi mi? Hani şu an gündeminizde ne varsa. Bakalım. Gerçek mi bu? Evet. Karşı tarafında aslında sizin gibi yaşadığı bir süreç olmuş. Zorlandığı bir süreç. Eğer bundan size bahsettiyse yaşadığı döngüyle ilgili, evet, zorlanmış, bitmekle, kalmakla arası, hayatıyla ilgili kaygıları onun da aynı şekilde oluşmuş. Ve bir anda artık karar verip bir şeyleri bitirme, hatta bitirmiş de olabilir, arkasını tamamen dönmüş. Sizinle bu süre içinde aslında ya da kopuk olduğunuz zaman da çok fazla hayalleri olmuş sizinle. Yani bir şeyleri çok kurmuş. Ve şu an evet sizin karşınızdaysa ne istediğini bilen ve bunu tamamen somut ve sağlam bir şekilde yapmak istiyor. Ve yıldız kartı tekrardan şans, dilek, murat veya burada her ne yaşanıyorsa bu kişi size bunun için sunmaya hazır. Bu döngüyü atlatmışsınız. Bakalım başka neler oluyor. Şöyle de ki 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 gün sonra elinize toplu bir para geliyor. Ve 3-4 gün sonra hayatınızda çok mutlu olacağınız müjdeli bir haber alıyorsunuz. Bakalım kartlar başka neler söylüyor. Duygusal anlamda bir hafta sonra tamamen artık kendinizi güvende ve tamamlandığınızı hissediyorsunuz. Bunu hissettikten sonra da elinize toplu bir para geliyor. Öncesinde bu duyguyu yaşıyorsunuz. Şöyle bakın. En önemli şeyi söylemek için ben size. Şu an beni dinleyenler biliyorsunuz ki ne zaman bu videoya denk geldiyseniz anın enerjisine uyumlanıyorsunuz. Ve tüm kalbinizde bu videoya geldiğinizde lütfen niyetinize odaklanın. Birkaç gün içinde
Hayatınızda aşkla ilgili çok büyük bir gelişim olacak. Bu yeni aşk da olabilir. Bitmiş bir aşk ise tekrardan tamamlanma ve etkileşime olacak sizin için. Sonrasında müjdeli haberi alıyorsunuz. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra değişim. Ve bir hafta sonra aklınızdaki kişiyle tamamen tamamlandığınızı düşündüğünüz bir sürece giriyorsunuz. Ve elinize toplu bir para geliyor. Gündeminizde yakın zamanda aşkla ilgili, duygusallıkla ilgili tüm niyetleriniz, dilekleriniz bir anda, yani aslında balık burçları bu uzun süredir belli bir döngüden geçiyoruz, gezegenlerden de birçok şey etkiledi bu tutulmalar, arka arkaya gelmeyen aksilikler, belki hayatımızı birçok şeyi bitirdik, çıktı. Şu an hani buna inanmayabilirsiniz. Hani öyle o arka arkaya bir buçuk yıldır uzun bir süredir balıkların hayatı dengelenmediği için, sürekli emek verip bir şeylere savaştıkları için yakın zamanda artık ama hayatınızda bir şeyler oturuyor. Çünkü döngü bitiyor artık. Ay düğümleri de değişti. Birçok şey artık, gezegenler değişiyor ve sizdeki olan o enerjiler de aslında yenine güzel enerjileri getiriyor yani. Bu döngüyü çok şükür ki çok az kaldı bitiriyoruz. Ve hayatınızda maddi manevi olarak hızlı bir gelişmeler olacak. Şu an ben kartlarımı karıştırıyorum. Şu an sizin aklınızda, beni dinleyenler, izleyenler, neyle ilgili niyetiniz var ise şu an sadece odaklanın ve onu düşünün. Ve ben de sizin enerjinize uyumlanarak düşündüğünüz, kalbinizden, zihninizden her ne geçiyorsa bakalım neler oluyor sizin için. Balık burçları, aşk. Beni dinleyenlerde aşk var. Geçmişinizden kopamadığınız, düşündüğünüz her kim ne varsa, evet, çok kararlı bir şekilde geliyor. Az önceki kartlar da aslında buradakiyle uyumlu çıktı. Mutlu günler, güneşli günler hayatınızda oluşmaya başlayacak. Bakın, kupa kralı ve kupa ası tüm duygularıyla geliyor. Sizinle tekrardan bir araya gelip bu ilişkiyi başlatmak adına kupaların ikilisi muhteşem geldi, çok güzel geldi. Ben sizin adınıza buradaki çıkan tüm güzel niyetleri sevgiyle kabul ediyorum. Her ne yaşadıysanız şu ana kadar, hayatınızda geçen ne varsa, inanın hayır, sizin için hayırlı olan aslında. Olması gerekiyor ki belki biz bunu deneyimleyip görebilmek adına diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere.